Herkese yeni bir videodan merhabalar. Arkadaşlar Windows 10 ve 11'i eski laptoplara kurduğumuzda bazı sorunlar çıkabiliyor. Yavaşlık ve performans problemleri gibi. Bakın mesela bu benim 12-13 yıllık bilgisayarım, laptopum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemcisi falan, dual core falan arkadaşlar. 4 GB RAM'i var. Oldukça düşük ama Windows 11 Pro yüklü. Peki biz bunu nasıl performansını artırabiliriz? Bunun için size resmi bir yol önereceğim ve bu uygulama sayesinde işlemlerimizi rahatça yapacağız. Bunun için arkadaşlar verdiğim linke girin ve Microsoft'un kendi sitesinden PC Manager programını indirin. Bu arkadaşlar daha önce yaptığım videodan farklı olarak yeni özellikler eklenmiş hali. İndirdikten sonra standart kurulumu yapıp kurun ve programı açın. Sağ altta belirecektir. Bakın buradan arkadaşlar açıyorum. Gördüğünüz gibi Microsoft PC Manager'ın public beta sürümü bu. Gördüğünüz gibi sol tarafta menüler var. Home Protection, Storage, Apps ve Toolbox gibi. Home bölümündeyken boostlayabiliyoruz. Yani RAM kullanımını ve oluşturulan geçici dosyaları silebiliyor arkadaşlar. Bu da eski bilgisayarlar için oldukça faydalı. Bakın buradan sağlık konsolü, derin temizlik, işlemci ve başlangıç ayarlarını yapabiliyoruz. Şimdi şu sol tarafa geldiğimizde bunların hepsi sol taraftaki menülerde var. O yüzden ana menüden yapmayacağız. Settings'e yani ayarlara geldiğimizde bakın Smart Boost özelliği var arkadaşlar. Bunu eğer otomatikleştirmek istiyorsanız bu boostlama özelliğini diyor ki 1 GB olduğu zaman otomatik silerim diyor. Eğer istiyorsanız açabilirsiniz ve size önerim eski bir bilgisayar kullanıyorsanız bakın burada bu açık olarak gelecektir. Başlangıçta açılması için bunu kapatın ki bilgisayar yavaşlamasın arkadaşlar. Buradan Protection yani koruma bölümüne gelelim. Burada Windows Defender ile tarama yapabilir. Windows güncellemelerinizi alabilir. Tarayıcı korumasını açabilir ve gördüğünüz gibi taskbar'da herhangi bir problem varsa bunu da onarabilirsiniz ve varsayılan uygulamaları da buradan görebilirsiniz arkadaşlar ve bunları restore edebilirsiniz çalışmıyorsa uygulamalar. Storage yani depolama bölümünde burada derin temizlik yapabilirsiniz scan'a basarak. Bakın bastım şu anda gördüğünüz gibi tarıyor ve arkadaşlar silinmesi gereken ne kadar şey varsa bunları siliyor. Yani eskiden C'den yaptığımız şeyin daha pratik hali. Buradan büyük boyutlu dosyaları ayarlayabiliyorsunuz ve arkadaşlar Storage Sense dediğimiz Windows 11 özelliğinde buradan kontrol edebiliyorsunuz. Apps'e geldiğimizde bakın burada şu anda nelerin çalıştığını bize gösteriyor. Bunları manuel olarak buradan sonlandırabiliriz. Burada ise arkadaşlar Startup yani başlangıçta çalışan uygulamaları görebiliriz. Manage Apps ve Microsoft Store ise Windows 10 ve 11'deki varsayılan ayarlar. Burası ise Toolbox. Arkadaşlar bunu açtığınızda bakın böyle bir çubuk haline geliyor. Yani daha minimize hale geliyor. Buradan bunu boostlayabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar screenshot alabilir, not defteri açabilirsiniz ya da arkadaşlar tarayıcınızı buradan direkt açabilir, ofisi açabilirsiniz, Microsoft ofisi veya ayarları da buradan açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu kapatıyorum şimdi. Onun dışındaki hemen alttaki Windows Tools'taki şeylerin hepsi az önceki minimize ekranda zaten vardı. Ek olarak altta ise Web Tools dediğimiz tarayıcı, hızlı linkler, çevirici ve kur ayarlamaları falan var arkadaşlar burada. Microsoft PC Manager bu şekildeydi. Gerçekten eski bilgisayarlar için bence çok kullanışlı ve lazım olan bir şey. Hatta yeni bilgisayarlarda dahi kullanılabilir, zararı olmaz arkadaşlar. Buradan hızlıca boostlayıp RAM kullanımınızı azaltabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.